Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Enbiya Suresi 21-29. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada özellikle Allahu Teala'nın birliği, tevhid, vahdaniyet meselesi nazara veriliyor. Şöyle ki, Emitta kazu ali heten minel art, yoksa onlar arzdan ilahlar mı edindiler? Hum <laughs> yunşirun, ve bunlar onları öldükten sonra diriltecek. Yoksa onlar kendilerini öldükten sonra diriltecek. Yeryüzünde ilahlar mı buldular? Yani böyle bir şey yok. Soru tarzında gelmesi yoksa böyle mi yaptılar? Olmadığını ifade ediyor. Malum bazen soru sormak bu işin böyle olmadığını ifade etmek içindir. Burada da öyle bir üslupla ayet-i kerime ifade edilmiş. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ Şayet göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı le ta gökler ve yer fesada giderdi. Gökler ve yer bozulurdu. Fe subhanallah Rabbil arş amma yasifun arşın Rabbi olan Allahu Teala onların vasfetmiş olduğu şeylerden yani şeriki olmak gibi şeylerden Allah yücedir, münezzehtir. Değerli izleyenlerim, bu Kur'an-ı Kerim'de Tevhid'i en güzel ifade eden ayetlerden bir tanesi. E, göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı, e, o zaman ne olurdu? Gökler ve yerde denge diye bir şey kalmazdı, gökler ve yer fesada giderdi. Bununla alakalı genelde şu tarz açıklamalar yapılıyor. E, mesela bir köyde iki muhtar olsa, e, yetki kargaşası olur işler karışır. İşte bir vilayette iki vali olsa yine işler karışır. Bir ülkede iki tane sultan olsa iki tane başbakan olsa işler karışır. Ama tek merkezden idare edildiğinde düzgün bir şekilde devam ettirilir. Göklerde ve yerde birden fazla ilah olduğu bir farazi olarak düşünüldüğünde bunlardan birinin sözü diyelim hakim olacaktır. O zaman diğeri ilah olamaz. Yani sözünü dinletemeyen ilah olamaz. Veya e, ortak yapmaya çalışacaklardır. Ortak yaptıklarında da tek başına yapamıyorsa bu bir acizliktir. Aciz olan yine ilah olamaz. Ve göklerde ve yerde görmüş olduğumuz nizam, intizam, denge, düzen, bu gibi şeyler göklerde ve yerde sadece Allah'ın hükümlerinin hükümran olduğunu gösteriyor. Her yerde tevhid mühürleri var. Gerçi biz gökleri o kadar fazla bilmiyoruz. Üzerimizde parlayan böyle yıldızları görüyoruz. Astronomi ilmi vasıtasıyla bunlar hakkında bir derece bilgimiz var. Ama ayrıntılı bir bilgiye de sahip değiliz. Ama en azından şunu düşünebiliriz. Nasıl ki domino taşlarında bir hareket yapıldığında birbirine çarpmak suretiyle hepsi yıkılıp gidiyor. Gökler Göklerde de yıldızlardan herhangi birisi veya gezegenlerden herhangi birisi yörüngesinden çıksa bir başkasına çarpacak. Ve işte o bir başkasına, o bir başkasına zincirleme kazalar tarzında böyle olunca o gökyüzünde bütün o gördüğümüz yıldızlar birbirine çarparak dengeleri alt üst olacak. Yeryüzüne gelecek olursak Yeryüzünde mesela dünyanın her tarafında e, insanlar var. 6 milyardan fazla insan. Bütün bunlarda hep aynı sistem var. Yani e, simalarımız farklı, e, seslerimiz farklı, özelliklerimiz bir derece farklı ama hepimiz insanız. Hepimizde insan olmanın ortak özellikleri var. Diyelim kalp var. Kalp yumruk büyüklüğünde. Kalp bütün insanlarda benzeri bir sistemle çalışıyor. Ee, ve yeryüzünün herhangi yerinde bir çiçek öbür tarafa gidiyorsunuz aynı çiçekten e, benzeri olanlar var ve böylece yeryüzünün her tarafında aynı kanunlar işliyor. Yani e, bazılarında şöyle bazılarında böyle değil. Ülkeler tarzında değil. Hani ülkeler vardır. Yeryüzünde pek çok ülke var. Her birinin sınırları var. Her birinin kanunları farklı. Ülkeler bazında bu böyle. İnsanların kendi kurduğu sistemde böyle. Ama Allah'ın kurduğu sistemde bütün denizlerde aynı kanunlar var. Karaların her tarafında aynı benzeri icraatlar icra ediliyor. Böyle olunca gerek göklerde gerek yerde parmak karıştıracak bir nokta yok. Şerike ihtiyaç yok. Ve şerik olduğuna dair en küçük bir emare yok. Çünkü herhangi bir emare olsa elbette farklılıklar görülecek. Allahu Teala Tebareke suresinde "Ferci il basar hel teramin buyuruyor. Yani gözünü çevir bir çatlak, bir kusur bulabilir misin? "Sın il basara kerrateyn" sonra gözünü bir daha bir daha çevir. "Yen galib ileykel basar hasiyen ve huve hasir" gözün sana yorgun argın bir şekilde geri dönecektir. İşte insan çıplak gözle de aleme baktığında alemde bir kusur göremiyor. Öte yandan ilimler gözüyle baktığında, diyelim astronomi ilmiyle uzaya baktığında, kimya ilmiyle kimyevi olaylara baktığında, fizikle fiziki aleme nazar ettiğinde, biyolojiyle canlılar dünyasına baktığında insan bir kusur, bir eksik, bir gedik göremiyor. Bütün bu varlıklardaki mükemmellik tevhid'i gösterir. Kainatın tek elden idare edildiğini kainatın her tarafında e, Cenab-ı Hakk'ın tevhid bayrağının dalgalandığını ve onun kanunlarının yerde gökte her yerde geçerli olduğunu e, açık bir şekilde gösterir. La an amma yef'al Allah yaptığından mesul değildir. Yani Allah suale tabi değildir. Yani Allah'a haşa neden böyle yaptın denilmez. Allahu Teala tek taraflı olarak zaten en güzelini yapar ve kimseye de e, hesap verecek değildir veya kim sonra haşa hesap soracak değildir. La yuselu amma yefaldir. Ve hum yuselun ama insanlar ise suale tabidirler. İnsanlar ise yaptıklarından tek tek hesaba çekileceklerdir. Yani insan şu dünyada imtihan ediliyor. Allah'a inandı mı inanmadı mı bunun hesabı var. Allah'a inandıktan sonra Allah'ın dediklerini yaptı mı, yapmadı mı? Bu noktada da hesap var. Hayatımızın her anı muhasebeyi gerektiriyor. Ayet-i Kerime'deki Cenab-ı Hak'la alakalı لَا يُسْعَلُ عَمَّا O yaptığından mesul değildir. E, tam bir hakimiyeti aslında ifade ediyor. Yani onun üstünde bir güç yok ki ona hesap sorsun. Neden böyle yaptın, neden şöyle yaptın diye e, sorabilsin. Çünkü her hareketin başlangıcı Allah'tandır. Her varlığın yaratılışı yine onlandır. Elbette mahluk Halik'ine hesap soracak değil. Bu açıdan baktığımızda e, işte Allah acaba şunu neden şöyle yaptı, ne bunu neden böyle yaptı? E, hikmetinden sual olunmaz demek en uygunu. Hani anlatırlar adamın bir tanesi e, böyle bir böceği görmüş e, ve hamam böceği gibi bir böceği yani Allah bunu neden yarattı ki bu olmasa da olurdu tarzında düşünmüş. Adam daha sonra hasta oluyor. Doktorlar ona demişler hamam böceğinden bir ilaç yapacağız, onunla iyileşeceksin. Ve adam o böcekten yapılan ilaçla iyileşiyor. Daha sonra bir gemi seyahatindeyken, gemi böyle bir alabora olma durumları oluyor, şiddetli bir fırtına çıkıyor. Gemide herkes telaş içinde. Ama o gayet sakin, böyle seyrediyor, olup bitenleri seyrediyor. Demişler, ya neredeyse ölmek üzereyiz, bu kadar sakin nasıl olabiliyorsun? O da demiş ki, Allah'ın işine karışılmaz. Ben bir defa karıştım, beğenmediğim şeyi bana hap olarak yutturdum. O ne yaparsa güzel yapar, diyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, tefizname isimli şiirinde bunları çok güzel ifade etmiş ve demiş ki hak şerleri hayreyler zannetme ki gayreyler arif anı seyreyler mevla görelim neyler neylerse güzel eyler deme bunun için böyle yerincedir o öyle var sonunu seyreyle mevla görelim neyler neylerse güzel eyler ve en sonunda da diyor epey uzun bir şiir de sonunda şunları söylüyor vallahi güzel etmiş billahi güzel etmiş tallahi güzel etmiş Allah görelim ne etmiş, ne etmişse güzel etmiş. İşte e, Allahü Teala'nın yaptığından mesul olmaması, onun üzerinde bir güç olmamasını, bütün alemlerde hükümran sadece o olduğunu ifade etmekte. Ve icraat yönüyle de baktığımızda Allahu Teala'nın her icraatı adilanedir, hikmetledir. Haşa abes bir şey yoktur. Her şey yerli yerindedir. Bu da tevhidin en büyük delillerinden bir tanesidir. Emit min dunihi aliha yoksa onlar Allah'ın dışında başka ilahlar mı edindiler? Gul hatu burhanakum yani de ki bürhanınızı getirin. Varsa bir deliliniz, delilinizi getirin. E, bu delil ya akli olur ya nakli olur. Ne akıl ne de nakil böyle bir şeye cevaz göstermez. Yani Allahu Teala gönderdiği kitaplarda benden başka ilah var dememiştir. La ee, ilahe illa ana benden başka ilah yok diye bunu bildirmiştir. E ilahum ma'allah, Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Bunları nazara vermiştir. Akli olarak da, Allah'tan başka bir ilah olduğunu gösteren, en ufak bir emare söz konusu değildir. Hâzâ zikru men ma'i ve zikru men bu benimle olanların, ve benden önceki gelenlerin zikridir. Yani tevhid yolu, tek Allah'a iman etme, tek Allah'a abd olma yolu hem ben ve bana tabi olanların, yani bu Peygamberimizin e, yönüyle bakılması gerekir. Yani Hz. Peygamber ve ona tabi olanların yolu hem de daha önceki peygamberlerin ve onlara tabi olanların yoludur. Tevhid yolu, ortak bir yoldur ve bütün e, muvahhidin cemaati Hz. Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar günümüze kadar o yolda gitmişlerdir. Hepsi tevhid hakikatını nazara vermişlerdir. Belekferuhum la yalamun el hak doğrusu onların çoğu hakkı bilmezler. Fahum muridun ve onlar yüz çevirirler. Haktan yüz çevirirler. Ve ma arsalna min qablike rasul senden önce hiçbir peygamberi göndermedik ki illa nuhi ileyhi ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Yani gönderdiğimiz her peygambere, senden önce gönderdiğimiz her peygambere biz şunu vahyettik. La ilahe illa ana fe'abudun. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. Yani Allah'tan başka ilahlar olsa onlar derler ki bize de ibadet edilsin. Onların da emirleri yasakları olur. Ama Allah'tan başka ilah yok. Böyle olunca ibadet de sadece Allah'a yapılır. Bir insan sadece Allah'a abd olduğunda başkalarına abd olmaktan kurtulur. Başkalarına kul köle olmaktan kurtulur ve izzetli bir şekilde yaşar. Ve ben alemde Allah'tan başkasına e, eğilemem. Ben alemde hürriyetimi Allah'tan başkasına e, veremem başkasının boyunduru altına giremem insan bunu söyler. Merhum Mehmet Akif'in secde olmasaydı eğilmezdi o başlar dediği şekilde Allah'a secde dışında başkasının önünde o başlar eğilmezler. Ve kalu dediler ki itta kadar rahmanu veleden subhana. yani onlar dediler ki Allah çocuk edindi. Allah bundan yücedir, münezzehtir. Bel ibadun mukramun. E, onlar, e, mükrem, Allah'ın ikramına masar kullardır. Yani Hz. İsa'ya, Hz. Üzeyre, Allah'ın oğlu diyenler olmuş. Veya melekler Allah'ın kızlarıdır diyenler olmuş. Gerek melekler, gerekse e, insanların Allah'ın oğlu şeklinde gördüğü bazı şahıslar, bunlar Allah-u Teala'nın kullarıdır. E, haşa e, bunlar ilah değildir. Mabudiyetten bunların nasibi yoktur. Yani bütün şu alemde var olanlar, mertebesi ne olursa olsun, e, mabut olmaktan son derece uzaktır. Abd olmakta da, kul olmakta da hepsi müsavidir. E, yani göklerde yerde ne varsa, hepsi Allah'a abd olarak gelmiştir. Ve Allah'ın kulu durumundadırlar. La yesbigunahu bil gavl Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler. Yani tam bir itaatle Allah ne emretse onu yaparlar. Ve hum bi emrihi yamelun ve o e, gerek melekler gerekse bazı insanların ilah gibi gördüğü peygamberler bunlar Allah'ın emrini yerine getirirler. Ya'lemu ma beyne idihim ve ma Allah onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir. Velayeşfauna illa limen irta da. Onlar ancak Allah'ın razı olduğuna şefaatçi olurlar. Yani e, gerek meleklerin gerek peygamberlerin kendiliğinden şefaat yetkileri yoktur. Allah kim için şefaatçi olmalarına izin vermişse, razı olmuşsa ona şefaatçi olurlar. Ve hum min hashitihi müşfikun ve onlar Allah'ın Allah'tan korkmaktadırlar. Yani Allah'ı bilirler ve o bilmek haşyet içerisinde yani saygıyla karışık bir korkuyla Allah'tan korkmalarını netice verir. Burada Allah'ı bilmekten gelen bir korku, haşyet böyle bir durum söz konusu. Ve men yegul minhum inni ilahum min Onlardan her kim ben Allah'ın dışında bir ilahım diyecek olursa fezalike neczihi cehennem biz onu cehennemle cezalandırırız. Yani demezler de farz muhal bir melek veya bir peygamber beni de ilah kabul edin ben de ilahım dese bunun cezası cehennemdir. E, kezalike zalimin biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Değerli izleyenlerim burada allah -u Teala tevhidi önce nazara verdi. Göklerde ve yerde Allah'tan başka ilah olmadığını anlattı. Ve eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilah olsaydı, göklerin ve yerin dengesinin altüst olacağını, her şeyin bozulacağını nazara verdi. Ama e, insanların e, yine de bir takım batıl mabutlar edindiklerine de dikkat çekti. Hatta Allah'ın sevgili kullarından, işte Hz. İsa'yı, ve melek bazı melekleri ilah kabul etmek gibi böyle e, Allah'a şirk koşanlar olduğunu da nazara verip e, Allah'ın bunlardan yüce olduğunu, münezzeh olduğunu da anlattım. Ve devamında da e, onların durumunu bize bildirdi. Onlar Allahu Teala'ya tam bir itaat halindedirler. Yani değil kendilerini mabut kabul etmek veya kabul ettirmek. Onlar tam bir abd'dirler. Bir abdi muhsindirler verilen emri yerine getirirler. Ve bunlar kendilerine tabi olanlara tek başına şefaat etme yetkisine de sahip değillerdir. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam günümüzde de dini devam ediyor ve ona tabi olanlardan niceleri Hz. İsa'yı bir ilah gibi kabul ediyor. Peki Hz. İsa onlara şefaatçi mi olacak? Ayet-i kerimeden öğreniyoruz ki Allah kim için şefaate izin vermişse kime şefaat etmesine izin vermişse ona şefaatçi olacak. Yoksa benim ümmetimdendir diye hepsini kurtaracak değil. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlamayı Kur'an'a göre yaşamayı tamamen tevhid üzere hayatımızı devam ettirmeyi e, nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.